Yabancı balığı. Eskilerde masmavi denizlerin dibinde minicik bir istiridye yaşarmış. Yavru istiridye öylesine sevimli, öylesine meraklı, öylesine çene bazmış ki dost olmadığı hemen hemen hiç kimse yokmuş. Ama o en çok kumların içinde yatan, yalnızca karnını doyurmak için yüzen bir balığı seviyormuş. Yavru istiridyenin "Masalcı balığım" dediği bu balık çok güzel masallar anlatıyormuş çünkü. Bütün çocuklar gibi yavru istiridye de masala bayılıyormuş. Günlerden bir gün yavru istiridye yine masalcı balığının anlattıklarını ağzı açık hayran hayran dinlerken birdenbire kumdan havalandığını hissetmiş. Yavru istiridyecik daha ne oluyor diyemeden kendini yeryüzündeki kumların üstünde bulmuş. Yeryüzü. Minicik istiridye korkuyla titremiş. Deniz hayvanları için yeryüzünde hayat olmadığını biliyormuş. Birdenbire kendini bir insanın elinde bulmuş yine. İnsan, bu daha minicik bir istiridye. İçinde ne inci vardır ne de yenecek et. Şunu denize atayım deyince yavru istiridye kendini yeniden denizin sularında bulmuş. Bulmuş ama garip bir acı da bütün vücudunu sarmış. Masalcı balığın, "Ah, minik istiridye, geri döndün ha. Bilsen senin için ne kadar korktum" demesine bile zor yanıt verebilmiş. Kesik kesik, "Ben de geri döndüğüme sevindim masalcı balığım. Ama galiba kabuğum çatladı. Her yanım öyle ağrıyor ki" demiş. Gerçekten de istiridyeciğin kabuğu çatlamış. Masalcı balığın çok sevdiği yavru istiridyenin acıyla inlediğini görünce yüreği parçalanmış. Çok mu acıyor canın istiridyecik? Ama sen dayanıklısındır, bilirim. Üzülme, ben sana yardım edeceğim. Çatlak kabuğunun üstüne ben salgıladığım bir sıvıyı süreceğim. O sıvı zaten donacak, çatlamış bölümü de böylece örtecek. Tamam mı?" demiş. Demiş ama minik istiridye bu sözleri duyamamış. Çünkü acıdan bayılmış. Balıkçık durur mu artık? Hemen ağzından salgıladığı sıvıyı çatlak yere sürmüş. Aradan ne kadar geçmiş orasını bilmem ama çocuklar, minik istiridye eskisinden daha sağlıklı, daha neşeli bir halde kendine gelmiş. Masalcı balığını sevgiyle öpmüş ve ona teşekkür etmiş. Aradan yine günler, haftalar geçmiş. Masalcı balık bir gün bir uyanmış ki ne görsün? Tam başının üstünde pırıl pırıl bir inci durmuyor mu? Şaşkın şaşkın, "Ah, bu inciyi başıma kim koymuş olabilir?" diye düşünürken daha şaşkınlığı geçmeden bir sürü istiridyenin çevresini sardığını görmüş. İstiridyeler kapaklarını açıp kapayarak balığı alkışlıyorlarmış. Alkış kesilince artık kocaman bir istiridye olan yavru istiridye söz almış. "Sevgili masalcı balığım, çatlayan kabuğumu iyileştirip hayatımı kurtarmıştın. Biz de sana bu iyiliğinden dolayı bir armağan vermek istedik. Yaptığım ilk inciyi sana veriyorum. Lütfen kabul et. Bundan sonra eğer izin verirsen seni inci balığı diye çağırmak istiyoruz" demiş. İnci balığının sevinçten gözleri yaşarmış. "Bu armağanı hiç başımdan çıkarmayacağım" demiş. Ya işte böyle çocuklar. O günden sonra masalcı balığın adı inci balığı olmuş. Ninemin söylediğine göre inci balıklarının başında gerçekten inci gibi yuvarlak varmış ve istiridyelerle birlikte kumların üstünde yaşarlarmış. Kabukları kırılan istiridyelerin hemen yardımına koşarmış. İnsanların da birbirlerine yardım etmeleri gerek, biliyorsunuz değil mi? Bu konuda kendinizi daha iyi eğitin. Sevgiyle, hoşça kalın.